Kefaretin gerekliliği konusunda Şafii ve Hanbeliler birbirine benzer düşünürler. Malikilerle Hanefiler de birbirine benzer düşünür. Şafii ve Hanbeliler de sadece kadın erkek münasebetinden kefaret gerekir. Bunun dışında güne gün kaza vardır. Hatta Şafiiler de kadın erkek münasebetinde sadece erkek kefaret tutar. Kadına da gerekmez. Fakat Hanefi ve Malikiler de zevk alarak ve isteyerek bütün oruç bozma durumlarında kefaret vardır. Hepsinde vardır. Hatta Malikilerde şöyle bir ilginç içtihat vardır. Malikiler niyeti amelin sonuna kadar muhafaza etmek gerekir derler. Yani amelin yarısındayken niyetten vazgeçtiğiniz takdirde o ibadeti iptal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir insan imsaktan niyet edip oruca başlasa, gündüzki saatlerin birinde niyetten vazgeçse, hiçbir şey yemese, içmese bile niyetten vazgeçme sebebiyle Malikilerde kefaret gerekiyor. Böyle bir durum var. Bunun dışında şöyle kaideleştirebiliriz. Hanefilere göre normal yoldan yani boğaz yolundan normal gıda hem kaza hem kefaret gerektirir. Normal yolda normal gıda hem kaza hem kefaret gerektirir. Fakat normal yoldan yani boğaz yolundan anormal bir gıda, adet olmayan, mutat olmayan bir gıda ya da vücudun herhangi bir yerinden herhangi bir gıda vermek vücuda sadece kaza gerektirir. Mesela diyelim ki serum. İçinde vitamin olan, şeker olan, tuz olan bir sıvı, meşrubat gibi. Bunu içerseniz hem kaza hem kefaret vardır. Ama damardan verirseniz sadece kaza vardır. Çünkü biri normal yoldan alınmıştır, birisi anormal yoldan alınmıştır.